UEFA TK kanalına hepiniz hoş geldiniz güzel kardeşlerim benim. Bugün çok güzel bir kutu açılımıyla karşınızdayım. Kablolu mouse mu, kablosuz mouse mu? O nasıl bir soru oldu ya öyle? Arkadaşlar ben de anlamadım. Bizlere MSI'dan bir kutu gelmiş kardeşlerim. Özel bir kurye. İçinde ne var çok merak ediyorum. Biliyorsunuz tam bir Fortnite hayranıyım kardeşlerim. Hani kablosuz derken acaba performansı nasıl sağlayacak? Dedim ki eğer bunu Lucky getirdiyse demek ki performansı güzel sağlayacak. Nasıl ya? Bugün kutu açılımı yapalım. Bize iki tane mouse geldi kardeşlerim. Biri kablolu, biri kablosuz. Bakalım sensörlerine bakacağız ve ben çok merak ediyorum. Kablosuz mouse hiç kullanmadım. Hepiniz yaşamışsınızdır kardeşlerim. Kablolu mouse kullanırken illaki şöyle bir şurada bir kalma durumu olur. Bir de bu masayı yapıştırırsam böyle çıkmaz kardeşlerim. Ben bir gün hatta hiç unutmuyorum. Alıp fırlatmıştım kardeşlerim CS oynarken. Hep birlikte kutu açılımını yapalım. Şöyle yandan yırtalım bakalım. Abi çok seviyorum teknolojik ürünleri ya. Kardeşlerim sizler ne yaptınız? İyisiniz inşallah. İki mouse'umuzu çıkarttık. Birisi GM51. Bakın. Wireless mouse ve içerisinde bir tane aparat bulunuyor ve diğerini de merak ediyorum. Bu da GM51. Yani bunun iki modeli kardeşlerim. Bu ne oluyor? Birisi hem kablosuz, birisi kablolu. Şöyle iki tane mouse karşımızda. Siz kablolu mouse kullanıyor musunuz yoksa kablosuz mouse mu kullanıyorsunuz? Mutlaka yazın kardeşlerim. Performanslarını merak ediyorum. Şimdi mouse'umuz ve bu wireless mouse olarak geçiyor. Hep birlikte bakacağız. Yukarıdan çıkardı. Evet, bunun kutusu daha güzel tasarlanmış. İki mouse da karşımızda kardeşlerim. Bir tanesi kablolu, kablosuz şekilde. Bakın genellikle ön yargı olabiliyor. E-sporcular da artık kablosuz kullanıyor biliyorsunuz ki. Çünkü rahat hareket ettirme adına kablosuz aslında daha güzel. Hani ön yargılı olmayalım ama ben kullanmadım. Onu söyleyelim. Kablosuz da ön yargılardan bir tanesi şu. Gecikme sorunu. Acaba gecikme olur mu? Hepimiz FPS shooter oyuncularıyız. Özellikle Fortnite. Hani harcımız iyi, bilgisayarımız iyi ama arkadaşlar... Kaliteli yapılmış bir yapıda ve malzeme kalitesi hakikaten iyi olan mouse'larda gecikme olmadığı söyleniyor. Ben de şimdi deneyeceğim. Hani bir gecikme yaşayacak mıyım, yaşamayacak mıyım? Objektif bir şekilde göreceğiz. Sensörleri çok kuvvetli kardeşlerim. Evet kardeşlerim, şimdi burada bir aparat var. Bakın bu içindeki aparat wireless aparatı. Şimdi bunu 3.0'a takacağız. Bunu çıkartıyorsunuz. Bunu direkt bilgisayara takacağız kardeşlerim. Sen şarjı tak abi. Bakın bunu 3.0'a takacağız. Şöyle göstereyim. Hemen bilgisayar zaten buradan bunu algılayacak ama öncelikle mouse'u takmamız gerekiyor. Bunu hemen arka tarafına takıyorsunuz. Bakın burada bir USB yeri var. Teknoloji ne gelişmiş kardeşlerim ya hakikaten. Şimdi bunu da 3.0'a taktık. Ön tarafa kasanın MSI kasamıza. Evet, şimdi bu alt tarafta aynı adaptör mantığı gibi. Onu hemen bunun üstüne monte ediyorsunuz. Kardeşe bakın şimdi RGB de gelecek. Evet, gördüğünüz gibi sağ tarafa çok güzel bir ışıklandırma sistemi yapmışlar. Ve bu sayede bakın 3.0 wireless ile birlikte burada bunu şarj ediyorsunuz ve bu wireless sayesinde de bilgisayar bunu görecek. DPI ayarları çok önemli çünkü mouse'u oynayacağınız FPS oyunu ve Fortnite'a göre şimdi hep birlikte ayarlamasını yapacağız. Mışıl mışıl uyusun nenni. Evet arkadaşlar, burada şarj edebiliyoruz böyle. Tabi şarjı bittiği zaman oyun ortasına kardeşim aman kafayı yemeyin. Zaten burada görmüş olduğunuz gibi kablo aparatını da koymuşlar. Şimdi alalım. Arka tarafında mıknatıslı olarak çalışıyor. Bakın arka tarafında bir yer var. İşte BT yeri var. Off yeri var. 2.4G. 2.4G yerine yazdık. Bakın alt taraf yanmaya başladı. Bak kaldırıyorum. Gördüğünüz gibi. Algıladı şu anda 2.4'ü. Ve ne yapıyoruz şu anda? Geldik MSI. Evet. Gördüğünüz gibi inanılmaz ve şu anda oyunumuzu bakın mouse algıladı. Şimdi bir oyna diyelim ve Fortnite'a birazdan geçişimizi yapacağız. Tabii ki de DPI ayarları burada çok önemli. Bir gecikme olacak mı hep birlikte göreceğiz. Ama hakikaten kaliteli bir mouse'u karşımızda görüyoruz ve kablosuz mouse. Mouse'umu bilgisayarıma bağladım ve bilgisayara oturduğumda sizlere yaşadığım tecrübeleri anlatayım. Mouse hakikaten çok çok güzel tasarlanmış. Şekil anlamında çok iyi ve Valorant'a girdiğimde DPI ayarlarım zaten benim. Direkt driver üzerinden ayarlanmış bir şekilde geliyor ve mouse'un alt tarafında da DPI ayarınızı yapabiliyorsunuz. Ben birazcık hareketli oyunları seven bir insan olduğum için kablosuz mouse'da birazcık ön yargılarım vardı ne yalan söyleyeyim. Ama bu ön yargılarımı tamamen yendim kardeşlerim. Kablosuz mouse'un MSI'nin üretmiş olduğu bu mouse'da sensör tarzı çok çok güzel. Yani sensörü çok kuvvetli ve kablosuz wireless'tan çektiği için ön yargınız olması çok normal ama normal kablolu bir mouse'tan da çok büyük bir farkını görmedim. Yani çok rahat bir şekilde bu iki mouse'u yani kablolu mu kablosuz mu kullanmak isterseniz tabii ki de aslında kablosuz mouse daha ergonomiktir. Çünkü niye?
dediğim gibi masaya sıkışacak bir kablonuz yok ve mouse'u istediğiniz gibi hareket ettirebiliyorsunuz. Ben birazcık daha bilekten oyunları oynayan bir oyuncu olduğum için çok fazla böyle büyük mouse pad'leri tercih etmiyorum ve kablosuz mouse hakikaten bu anlamda benden artı bir puan aldı. Evet, hemen bir Fortnite deneyimime de bakmak istiyorum. Videoları çekerken nasıl bir performans alacağım. Şu anda hiçbir sıkıntı yok. Bakalım. Tabii ki de bunda şarj edilebilme özelliği olduğu için kardeşlerim şarj etmeniz de gerekiyor. Mouse güzel tasarlanmış. Hep birlikte göreceğiz. Kablosuz mouse kullananlar var mı? Mutlaka söylesin. Yaşadığınız bir anı var mı? Ne bileyim, şarjı bitebilir, patlatabilirsiniz, bir şey olabilir. Ama kablosuz mouse tekrardan belirttiğim gibi daha ergonomik. Şimdi bilerek ilk yere atladım. Uzun bir gameplay yapmayacağız ve bir Fortnite hayranı olarak kablosuz mouse'u denemek istiyorum. Daha iyi kontrol edebiliyorum çünkü kablo bazen böyle sıkışabiliyor dedim ya. Ben bunu çok yaşıyorum kardeşlerim. İnanılmaz yaşıyorum. Evet, hadi bakalım. Evet, şu an bir sıkıntı yok. Ben bir gecikme görmüyorum. Şöyle bir bakalım. Evet, hareketlerimde de bir stabillik var. No problem. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Marka da önemli de abi. Marka önemli arkadaşlar. Evet, şu an adamı hapsettim. Adamı vurmayı başardım. Güzel oynuyoruz. Evet, fena değil. John Wick pompalısı. Bu kalsın. Birazcık bununla oynayalım. Sonra onunla devam ederiz. Evet, hemen bilerek buraya atladım. Şu an bir sıkıntı görmüyorum. Fena değil. Fena değil. Güzel. Direkt bakalım başka adam var mı? Hani direkt buraya atlamışlardır diye. Buraya atladım. Birisi var gibi. Selamun aleyküm. Evet. Adamı vurabilirdim ama vuramadım. O da adamın arka taraftan bana gelmesi yüzünden oldu. Ben bir gecikme görmedim kardeşlerim. Şimdi hep birlikte bitişe geçelim. Hani çünkü böyle bir kayım olabilirdi, bir şey olabilirdi. Bitişteyiz. Oyunu isterseniz böyle oynayın kardeşlerim. Ben artık ayakta oynayacağım, tamam mı? Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Buradan oynayabiliyorsunuz abi. Şarjör değiştirmeyi de tuşa atadım. DPI ayarını şuradan yapıyorsunuz tekrardan söylediğim gibi. Ve ben bacağımla birlikte oynayacağım kardeşlerim. İzleyin. Bakayım. Adam önüme düştü. Şimdi bak oynayacağım. Abicim şuraya bakar mısın? Şu stile bak. Şu stile bak. Dur. Bir tane kill alayım. Bir challenge yapayım en azından ya. Bir tane challenge yapayım kardeşim. Dur bakayım. Hadi hadi hadi. Neredesiniz ya? Ulan bir tane adam gelsin. Aslında bir dakika, yürüme tuşunu da yapabilirim ha. Mouse altıya falan yürüme tuşunu koyardım. Dur. Şöyle. Bıçağıma geçtim. Teklime geçtim abi bak. Buradan oynayacağım böyle. İzliyorsun. Aa, düşmüştü daha demin yanıma adam. Bir dakika. Şuradan düşebilir. Neyse. Şaka bir yana kardeşlerim. Hakikaten bu mouse'u bizlere yollayan Enes'e çok teşekkür ediyorum. Çok güzeldi. Hakikaten ben performansını çok beğendim. Bir gecikme yaşamadı tekrardan söylediğim gibi. Diğer inşallah ürün inceleme videolarında görüşeceğiz. Açıklama kısmına da linkini bırakıyorum mouse'un. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın ve çekilişimiz devam ediyordu. Unutmayın, oyuncu koltuğu, ekran kartı. Açıklama kısmından da çekilişe katılabilirsiniz. Görüşürüz kardeşlerim.